Hoş geldiniz Halkan Haber'e, iyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Özlem Hanım. Şimdi görüntüleri izledik, siz de zaten yaşadığınız içinden geçtiniz Ankara'da. Bazı fotoğraflar paylaştınız. Atayurt Jandarma Karakolu'na gönderildi galiba gençler. Bu gözaltı sürecinin ardından 90 kişinin gözaltına alındığı bilgisi vardı. Ne oldu sonra? Yani Jandarma Karakolu'nda bu çocuklara nasıl bir yaklaşım sergilendi? Adli süreç nasıl ilerledi? Nelere tanık oldunuz ve şu anda gençlerin durumu nedir? Neredeler? Şimdi öncelikle Fincan'daki jandarma karakolunda 12 öğrenci kardeşimiz vardı. Kazan'da 35 civarında ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde de 130 civarında bir gözaltında öğrenci olduğunu bilgisini aldık. Ben bunları Ankara Barosu'nun Avukat Hakları Merkezi'nin WhatsApp grubundan da takip ediyorum. Ankara Barosu yoğun bir şekilde buralara avukat da gönderiyor. Ben milletvekili arkadaşlarımla hem Fincan'a hem Kazan'a, jandarma karakollarına gittik, hem de güvenlik şubeye milletvekili arkadaşlarımız gittiler. Özellikle jandarma bölgesinde karakollardaki çocuklar, öğrenciler, genç arkadaşlarımız ifadeleri alındı ve ifade işlemlerinden sonra serbest bırakılıyorlar peyderpey. Ama burada çok daha önemli bir şey var. Gözaltına alma şekline bakmak gerekiyor. Jandarma karakolunda ben bir kötü muameleyi görmedim ama zaten bu olayın başlangıcı ve devamı, çocukların bu şekilde hürriyetlerinden yoksun bırakılması abese iştigal ve hukuksuz. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız Ankara'ya geliyorlar. Seslerini yükseltecekler ya da seslerini Milli Eğitim'e anlatmak istiyorlar. Bakanlığa, iktidara kendilerini hatırlatmak istiyorlar. Sorunların çözülmesini isteyecekler. Ankara girişinde durduruluyorlar. Geri dönün. Mesela Akyurt'taki 12 gözaltındaki gerçi arkadaşımıza İzmir'e geri dönün diyorlar. Şimdi karayolunda normal yolda devam eden, seyreden bir otobüsü hangi hukuk kuralına göre durduruyorsunuz? Trafik denetlemesini yapabilirsiniz. Kimlik kontrolü yapabilirsiniz, o kadar. Ankara'ya giremezsin. Bir kere böyle bir yasak yok. Bu anayasanın seyahat özgürlüğüne aykırı. Yani o zaman bu uygulama baştan hukuksuz başlıyor, öyle mi? Yani gerekçe zaten hukuksuz. Peki buyurun devam edin. İkincisi dediniz. Tabii böyle hukukta böyle bir şey yok. İkincisi, durdurdukları çocuklara diyorlar ki siz 2911 sayılı gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ediyorsunuz. Şimdi bazı suçlar vardır. Hareketi yapmadan, eylemi gerçekleştirmeden suç olmaz. Neticesi harekete bitişik suçlar. Yani ben kanunsuz da olsa, tırnak içinde söylüyorum, bir gösteriye katılmadan önce buna teşebbüs edemem. Siz sokakta yürürken diyor ki sen gösteri yapacaktın, gel buraya. Ankara yolunda İzmir'den geliyor, Ankara'ya girmek istiyor çocuklar. Şehre giremezsiniz, siz gösteri yapacaksınız. Bu dediğim gibi anayasanın seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Ve ortada 2911 sayılı yasa, ki tırnak içinde söylüyorum, anayasaya aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. Buna rağmen sizi Ankara'ya sokmayacağım, geri dönün diyor polis. Ve çocuklar da, öğrenci arkadaşlarımız da hayır biz Ankara'ya gitmek istiyoruz deyince de artık onları jandarma nezaretinde gözaltına alıyorlar. Ve Batı Anadolu adresinden bir savcı, biz onu Türkiye Büyük Millet Meclisi hattından arattık görüşmek için, telefonumuz da çıkmadı. Ben savcı beye buradan şöyle diyorum. Yarın miktar değiştiğinde o zaman da telefonlarımıza çıkma, emeklilik dilekçeni ver. Ha, çünkü savcı sizin telefonlarınızı dahi açmadı, öyle mi, bu süreci yöneten savcı? Peki efendim, gözaltında... Bizim telefonumuzu değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden telefonunu açmamış oluyor. Anladım. Altını çizmek istediğiniz... Yasama olarak yargıya bir talep ve talimatta bulunmak haddimize de değil, anayasaya da aykırı. Ama herhangi bir suç işlememiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını alın, bunu karakola götürün, işlemi de yapmadan ifadelerini alın demek CMK'ya göre mümkün değil. O mu yapıldı? Çocuklara bu mu uygulandı? Tam onu soracaktım son soru olarak. Gözaltında bu çocuklara ne sorulmuş? Yani ifadeler alınıp sonra tamamı serbest bırakılıyor şu anda anladığım kadarıyla ve otobüslerle peyderpey tekrar geldikleri kentlere geri dönüyorlar. Evet. 12 tane arkadaşımız için ben söylüyorum. Hiç bizim karakola, jandarma karakoluna gittiğimiz zaman telefonları alınmıştı, kimlikleri alınmıştı ama gözaltı işlemi uygulanmamıştı. Dedik bu arkadaşlar burada gözaltında mı? Hayır.
Misafirler mi? Hayır. Ne yapacaksınız? İfadeleri alıp serbest bırakacağız. Ya çocuklarda darp izi var mı yok mu? Bunu bir hastaneye göndermeyecek misiniz? Savcı Bey bize böyle talimat verdi. Ceza muhakeme kanununa göre ifadesini alacaksan, eğer üzerine bir suç atıyorsan, bir suçlama yapıyorsan, öncelikle gözaltına alman ve CMK prosedürü uygulaman lazım. Daha sonra bunu yaptılar. İfadede sorulan soru şu. Siz 2911 sayılı kanunda muhalefet etmişsiniz. Ya adamlar da Ankara'ya girmediler ki. Ortada bir suç yokken suç uydurularak gözaltına alınıp bir de üstüne ifadeler alındı. Ha burada ben çok üzücü bir şey söyleyeceğim. Sözde geldikleri otobüs şoförü geri dönmek demiş. 12 tane öğrenci arkadaşlarımız da ona engel olmaya çalışmışlar. Sözde bu otobüs şoförlerini darp etmişler. Oradaki otobüs şoförlerini zorla çocuklardan şikayetçi olmaları yönünde bir telkinde bulunuyorlar. Çünkü o çocukların, öğrenci arkadaşların işlediği herhangi bir suç yok. Suç yaratacaklar ki daha sonra işte bunların böyle bir suçu var demek. Yani inanın Türkiye'de hukukun geldiği nokta inanılmaz. Buradan Ankara Valisi'ne bir şey söylemek istiyorum. Son bir cümle rica ediyorum. Gösteriyi yasakladın, mitingi yasakladın, eylemi yasakladın, eyvallah. Ama bu arkadaşlarımızın, bu çocukların, bu öğrencilerin Ankara'ya girmesini yasaklayamazsın. Eğer eylem yaparlarsa, kanuna aykırı bir eylem, o zaman yasal işlevi tabii yargı yapar. Hiçbir eylem yapmadan ben sizi derdest ederim, karakola götürürüm, gözdağı veririm, aç susuz bekletirim. Bu arkadaşlarımız gece otobüse biniyorlar İzmir'den, Ankara'ya geliyorlar. Öğlen saat 1-2'ye kadar aç bekliyorlar. Utanç verici. Ve ben şunu söyleyeceğim. Benim çocuklarım var. Benim gözlerim yaşardı. Onların da çocukları var mı bilmiyorum. Çocukları varsa Allah bağışlasın. Ama çocukların yüzüne bakarken utansınlar. Yarın onların da çocukları böyle bir muameleyle karşı karşıya kalabilirler. Allah korusun diyorum. Biraz vicdanlı olmaya, biraz da hukuka uymaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. CHP Mersin Milletvekili, İnsan Hakları Hukukçusu, Avukat, eski Baro Başkanı Alpay Antmen bizimle birlikteydi. Süreci başından sonuna kadar takip eden siyasi temsilciler heyetinde Alpay Bey de vardı. Anlattıkları dehşet verici. Yani anlaşılan şu: Ankara Valisi bile isteye bu eylemin yapılmamasını sağlamak istemiş ve bu çocuklara gözaltında olmadıkları halde ifadelerini alabilmeleri için bir suç isnat edebilmek adına sanki otobüs şoförüyle aralarında bir darp, böyle bir tartışma yaşanmış gibi bir işlem yapılmış anladığım kadarıyla, ama buna rağmen çocuklar çok şükür sağ salim şu anda gözaltından çıkıyorlar ve sırayla otobüslerine binip geldikleri kentlere geri dönüyorlar. İnsan buna bile şükrediyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu gençlerin Ankara'daki durumu buydu. İsterseniz bir de İstanbul'un orta yerine, Beyoğlu'na gidelim. Güven, görüntüler ekrana getirsene, hemen getir, ben de anlatmaya başlayayım. Bakın burası Beyoğlu. Beyoğlu'nun bildiğiniz orta yeri İstanbul'da. Sesi de duyalım. Bu yüzden de bize dediler ki sizi artık otobüste gitmeyeceksiniz. Benim özel aracım da yok. Otobüste gitmeyeceğiz. Buyurunuz efendim. İstanbul'da Beyoğlu'nun ortasında aşı karşıtları bildiğiniz develerle basın açıklaması yaptılar. Görüyorsunuz burası Taksim Meydanı ve çevresi. Aşı uygulamalarını protesto etmek için bir araya gelmiş olan bir grup vatandaş. Haklarıdır. Evet, böyle bir şeyi düşünüyor olabilirler. Bunu ifade etmek istiyor olabilirler. Çıkarlar, bir basın açıklaması yaparlar. Kaç kişiyi ikna ederler? Onu ben bilemem. Karar mekanizmalarında nasıl bir kanaat oluşturabilirler? Onu da bilemem, ama bu da bir sonuç olarak demokratik haktır böyle bir eylem yapmak, tıpkı barınamıyoruz gibi. Şimdi nasıl oluyor da o genç çocuklar Ankara'da az önce ekrana getirdiğimiz o darp görüntüleriyle derdest edilip gözaltına alınıyorlar. Bu beyefendiler, hanımefendiler özgürce kendi fikirlerini ifade edebiliyorlar. Bir devenin üstüne binip böyle tıngır mıngır Beyoğlu'nun ortasına kadar gelebiliyorlar. Mesafe yalanına son, maskeli köle olmayacağız filan diye sloganlar atabiliyorlar. İnanmak güç. Grup adına konuşan Erken Türk'ten, sağda gördüğünüz beyefendi Erken Türk'ten, aşı karşıtlarının sözcüsü gibi kendisi, şehirler arası yolculuk yapamadıklarını ifade ediyor. Bir de kızıyor. Seyahat özgürlüğümüz için herkes deve sahibi olsun diyerek şehirler arası yolculukta aşı zorunluluğunu eleştiriyor bir devenin üstünde. Az önce Güven'in ekrana getirdiği, ekranın diğer tarafında gördüğünüz görüntüler ise Ankara'da barınamıyoruz eylemi için dün geceden beri yola çıkan Türkiye'nin gençleri.
Türkiye'nin gençleri, üniversite öğrencileri yurt sorununu dile getirmek için Ankara'ya gitmek istediler. Ulus Meydanı'nda, Konur Sokak'ta, Yüksel Caddesi'nde ekranda gördüğünüz görüntülerle karşılandılar. Durum bu, kanaat size aittir. Dedik ya, bültenin başında da verdik. Bugün günün en sıcak adreslerinden biri Kartal Meydanı'ydı. Diskin Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun günler öncesinden başlayan bir miting çağrısı vardı. Neden yapıyor Disk bu çağrıyı? Şunun için. Çünkü yarından itibaren son haftaya giriyoruz asgari ücret belirleme komisyonu toplantıları açısından. Son görüşmeyi yapacak ve milyonlarca işçinin gözü kulağı bu toplantıda.